Şöyle bir özet yaptık. Dedik ki gündem başlıkları için biz konuklarımızla da bu konuyu zaten konuşacağız, değerlendireceğiz. Bu konu başlıklarını değerlendireceğiz. Canan Kaftancıoğlu kişilere değil örgüte inanırım. Topyekün bir çalışmaya, birlikte çalışmaya inanırım. Dışarıda kalmak yerine içeride mücadeleye inanırım. Dışarıda tartışmak yerine dışarıdan konuşmanın da partiye zarar verdiğini düşünürüm diyor ama bugün Sözcü Gazetesi de aktarmış, dün arkadaşlarım da aktardı mesela. Bülent Tezcan ki partide Bülent Tezcan'ın açıklamaları yeni bir açıklama. Kendisi diyor ki böyle giderse sadece İstanbul değil, diğer iller de riske girecek. Yani Canan Kaftancıoğlu bu açıklamayı yapıyor. Hemen dün itibariyle Bülent Tezcan'ın açıklamaları da dikkat çekiyor. Diyor ki Tezcan, böyle giderse sadece İstanbul değil, diğer iller de riske girecek. Kadro hareketi başlatmalıyız. Değişim kimsenin makamını garanti edecek şekilde tasarlanmamalı. Ben de dahil diyor. Canan Kaftancıoğlu da diyor ki, koltuk gayesi, koltuk savaşı, koltuk bağımlılığı yok Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bunu çok bilerek, çok emin olarak söylüyorum ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla kurultayda yarışın önemine dikkat çekiyor. İnsanlar gelsin, kurultayda yarışsın, parti içinde mücadele yapalım, parti içinde görüşelim, dışarıdan konuşmayalım ifadesi de bulunuyor. Örgüt kimi isterse, kurullar kimi isterse o kazanır. Dolayısıyla koltuk değişimi de sağlanır. Ama bizim Ekrem İmamoğlu'nun ya da partililerin değişimden kastettiği kurullardaki değişim ifadesini de kullanıyor. Canan Kaftancıoğlu'nun bu açıklamaları, Bülent Tezcan'ın bu açıklamalarını konuşacağız. Bu arada Ekrem İmamoğlu da Hatay'daydı. Yine Sözcü Gazetesi'nin manşetinde onu da aktaralım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram öncesi Hatay'ı ziyaret etti. Depremzedelerle buluştu, sorunlarını dinledi. Belediyenin Antakya'da inşa ettiği barınma merkezinin de Temmuz'da açılacağını duyurdu. İmamoğlu, bine yakın vatandaşımızın bir arada yaşayacağı çok düzenli bir mahalleyi hazır edeceğiz. Bu bir mahalle, yeni konteyner kent değil ifadesini kullandı. İmamoğlu Antakya'da bir mahalle inşa edildiğini ve Temmuz ayında da yavaş yavaş yerleşimin başlayacağını söylüyor. Yine Hatay'da bayram öncesinde depremzedelerle bayramlaşırken bu açıklamayı da yapıyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kasım'da evlerin teslim edilmeye başlayacağını aktarıyor. Deprem bölgesinde de yoğun bir çalışmayı arkadaşlarımız sizlere aktarmıştı. Sözcü TV olarak biz de deprem bölgesindeydik. Hatay'ı da ziyaret etmiştik. Bu arada sıcak tabii. Çadırlarda sıcakta yaşamak çok kolay değil. Bir yandan da hafriyat var, yıkım, enkaz kaldırma işlemleri var. Toz duman birbirine karışmış durumda. Bunun yanında sıcak da eklenince insanların yaşam koşulları sıcağa ne kadar alışık olursanız olun çok zor. Bir an önce hayatı normale döndürmeye çalışırken insanlar işte o yıkılmış, deprem felaketinden çıkmış noktalarda alışveriş de yapmaya çalışıyorlar. O dükkanlar arasında işte bayram alışverişi için yerler kurulmuş, standlar kurulmuş. İnsanlar gidip alışveriş de yapmaya çalışıyor. Hayatı normale döndürmeye çalışıyorsunuz ama hiçbir şeyin çok kolay olmadığını da farkındayız. Hele bayram, geçen bayramda buruktu, bu bayramda buruk. O felaketin izlerini, o felaketin acısını hepimiz içimizde, gönlümüzde yaşıyoruz. İşte az önce aktardık. Bir yandan da o en fazla, yani çok güzide kurumlarımız var, çok önemli kurumlarımız var. Hepimizin gönül rahatlığıyla sonuna kadar destek olduğumuz, bağış yaptığımız kurumlarımız var. O kurumların da tekrar güveninin gelmesi gerekiyor. Çünkü önemli insanlara destek anlamında. Kızılay'a kurbanlık bağışı ve yardım bağışlarının ne kadar azaldığını sizlere söylemiştik. İşte böyle durumlarda da kurumların atacağı adımlar ve vereceği güvende önemli oluyor. Bir yandan da mesela Sözcü Gazetesi'nde o haberi izliyoruz.